Şimdi iki tane daha kaybım var. Bir tanesi 31 yaşındaki Selim Yüksel, diğeri 30 yaşındaki Abdülsamet Küçük. 31 yaşındaki Selim Perşembe günü İstanbul Esenyurt'tan kayboluyor. 6 gündür haber alınamıyor. Selin, sen onun ikizi misin, öyle mi? Evet, biliyorum. Annesiyle beraber geldi. Kuryelik yapıyormuş. 2 aydır da işsiz. Evet. Hemen her gece aracını alıp gezmeye gidiyormuş. Evet, gezmeye gidiyordu ama o gün araba, yani 2 aydır arabayı kullanmıyordu. Evin önünde duruyordu. O gün gece geliyor, eve geliyor Müge Hanım. Sonra babam onun geldiğini duyunca, oğlum sen mi geldin falan diyor. İşte benim babam biraz arabasına düşkün, camdan bakmış. Hayatım, o Oğlum. kadar uzun anlatamayız. Şöyle bir şey olmuş. Senin kardeşin anladığım kadarıyla bu arabanın üzerine Evet. icralı getirmiş, haciz getirmiş. Karakola O gidiyorlar günde siz beraber. Haberimiz yok. gidiyorsunuz, sanki araba çalınmış gibi size yapacak benim anladığım kadarıyla. Babam Ama öyle baban zannetmiş. gittiğinde üzerine haciz geldiğini Evet. görüyor. Bu yüzden de evden kaçıyor. Şu Kayboluyor. anda da siz arıyorsunuz Esenyurt onu. meydanda kayboluyor. Karakolun orada. Evden kaçmıyor. İşte Karakolun karakoldan oradan. kaçıyor işte yani. Evet. Seslen kardeşine. Kardeşim, ne olursun gel. Oğlum, yavrum, kurban olam, Biz yavrum, senin gel. arkandayız. Biz Hiçbir şey seninle her şey istemiyoruz. çözülür. Ne olursun gel. Sadece sesini duyalım yeter, iyi olduğunu bilelim yeter. Başka Bir hiçbir şey telefon et, istemiyoruz. telefonlarına ulaşamıyoruz Müge Hanım. Hiç açmıyor, o günden beri Ya sadece bir ulaşamıyoruz. sesini duysak yeter. Biz sen Evet, hani... yani işte Selim, seni de affetmişler, tamam, işlemişsin bir kabahat, affetmişler, gel daha Evet fazla da ya, aileni bizim üzme. arkasındayız. Annesi babası arkasında her zaman, bağrına yine Dur bakalım, buluruz basacaklar. sizin oğlunuzu ya. O İnşallah. kendisi gitmiş. Arkadaşlarıyla konuşuruz şimdi. Teşekkür. 30 yaşındaki Abdülsamet Küçüğü de göstereyim. O 2022 yılının Aralık ayından bu yana yok. 4 aydır haber alınamıyor. Baba Mehmet Küçük aramızda. Yani siz anladığım kadarıyla iş çevresi, aile, yani arkadaş çevresinde bilmediğiniz için nereden arayacağınızı da bilemiyorsunuz oğlunuzu. Antalya'ya yerleşmiş iş için. Bir ev arkadaşıyla yaşıyormuş. 4 aydır kendisinden haber alamıyor babası. O da oğluna seslenmek için aramızda. Siz de oğlunuza seslenin Mehmet abi. Oğlum, senden ricam, gel ya. Gel artık. Ben bittim artık. Gelmeni istiyorum. Dur bakalım, inşallah şimdi gösterdik ya fotoğraflarını, buluruz. Yoksa bulamazsak tam kadro yarın sabah tekrar gösteririz. Bak, o çocuğu çıkar. Onu başta söyleyeyim. Oğlum, sen de aileni ağlatma boşuna işte. Tamam, affetmişler. Neyse, motosiklet meselesi. Zaten her şey ortaya çıkmış. Affetmişler, geri dön diyor. Arkasındayız her zaman. Şu üç kaybımızı da görenler, bilenlerden haber bekleyelim. Buluruz inşallah ya. Ya şu çocuğa bak ya, şu Güldane'ye bak ya. Çocuğun daha diş yapısı gelişmemiş. Küçücük. Niye Bir de mental kaçırıyorsun kardeşim? sıkıntısı Oğlum için varsa. falan meselesine ben inanmıyorum, hikaye. Getir o çocuğu. Böyle bu çocukları gördüğüm zaman yemin ediyorum cinlerim tepeme çıkıyor, yani bilmiyorum sizi de. Ben çok sinirleniyorum. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla 3 yıldan cezaevine gönderildi. Oğlunu bu